Herkese yeni bir Cooking Simulator oyunundan ve selamlar saygılar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün kaçıncı gün oldu hatırlamıyorum ama çok iyi gidiyoruz, mükemmel gidiyoruz, süper ötesi gidiyoruz. Rakiplerimiz karşımızda duramıyor. Ödülümüzü de aldık. Mutluyuz. Şöyle ödülümüzü bir sağa bir sola sallamak istedim. Şimdi koyalım geri. Başına ışık gelmeden en kötü fırına atar yakarız. Sorun değil. Buraları temizlemiştik. Yerde bir şey var. Bu ne? Hamam böceği mi? Hancarmış. Sorun değil. Ben bunu yerim ya. Böyle bir seçenek yok mu? Ben bunu yerim. Niye atıyoruz ki? Burada da bir şey var. Buna karınca falan gelir ya. Patates. Çiğ patates. Onu yemem. Onu yemem. O kadar da değil. Tamam. Şimdi ne kadar süremiz var bizim hazırlık için? 1,5 dakikamız var. 1,5 dakikada bunu açar tekrar kapatırız mesela. Burada yıkamayacağım ya da yıkayayım. Şöyle yapacağız. Sıcak su basayım buraya. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Oh, bayağı iyi oldu. Şu tavayı yıkamak istiyorum ben. Onu nasıl yapacağız? O olmuyor mu acaba? Mesela buna biraz su mu alacağız? Şimdi de alsak. Aa, temizlendi galiba ya. Bir durulayalım ama. Tamam, bence oldu. Durmadık. Aynen ha, parlıyor. Bunları da böyle yapsak. Bakayım. Böyle kırmızı kırmızı gözüküyor ama bak şöyle baktığınız zaman. Kırmızı biz miyiz acaba? Biz de olabiliriz. Hadi bitsin artık yemek tarifleri gelsin. Çorba tarifi gelsin. Çat pat çat pat yapalım. Bu arada aşağıda bir şey yazıyor. Biraz 3 yıldız bir yemek servis et diyor. 1000 XP vereceğim diyor. Ya ben bunu yapamıyorum ya. Aa bu ne? Aa. Buraya bir şey koyacağız belki de. Ya da oyun sonradan bana verecek. Bunu koyduk. Ne koyacağız? Tuz, karabiber, kekik. Tuz, karabiber, kekik. Tuz burada. Bunu koyduk. Karabiber koyalım. Burada tamam. Bir de kekik. Üç, dört, beş, altı. Bunu da yaptığımıza göre 30. Ve şu tava beni ürkütüyor ya. Neyse yine buraya koyalım. Ortaya koyacaktım. Ya da şuraya koyalım. Aynen oraya koyacağım. Aa sapı yanar mı? Bir şey değil mi? Bunu böyle şey yapamıyoruz değil mi? Yok. Neyse. Zaman harcamayalım. 30 değil mi? Biraz fazla kaçık. Tamam. Sorun değil. Aldım. Attım. Bu sefer bunu açacağız. Oldu mu? Oldu. Şimdi patates keseceğiz. 3 tane patates. 3'e böleceğiz. Patatesi 3'e böleceğiz. Bunu koyalım. Tek tek yapalım bu sefer. Şöyle gelelim.
Bizi birazcık daha böyle şey yapsa aslında. Daha farklı açıdan gösterse. Bence oldu. Olmadı mı? Bakayım. 31. 40. 57. Aa, iki parça oldu. Ben niye beceremiyorum ya? İki vuruşta nasıl dörde böldüm ben? İki kere vurmadım mı? Niye buraya koydum ki? Ay, geçen de çok patates harcamıştık. Bir sıra daha olmamış. Ama şimdi olmuştur. Şu. Dur. Aa, kendi kendine düştü. Yok, ben mouse'u gerçekten aşağı indirmiyorum. Gerçekten aşağı indirmiyorum. Yukarı kaldırıyorum. Birkaç deneme yapalım. Ah, almıyor. Şimdi şöyle bir bırakalım. Şunu alalım. Şuraya koyalım. Yani bu benlik bir durum olmaması ya, olmayan bir şey. Konuşamadım da sınırda. Benlik bir durum değil bu. Onu söyleyeyim yani. Ben beceremiyor değilim, anladım. Ben böyle iddia ediyorum. Bundan sonra biz burada yapalım. Bunu da buraya asalım. Şöyle 30... Valla ayçiçek yerine bitirdik ya. Oh. Bu ne be? Bu fırın mı? Bu ne? Patatesi biz burada yapalım. Tamam, bu oluyor. Biz patatesi yapalım. Patates. Bak. Bir. İki kere vurdu. Bu sefer de üçe bölündüyse. Tamam. Oraları kesme. Oraları kesmiyorum. 41. 52. 57. Bu biraz daha şey olmuş. Buraya bir şey tuz koyacaktık, değil mi? Bu anıl tuz. Ne kadar koyacağız? 6 gram. Şöyle hepsine gelecek şekilde koyalım. Tamam. Şimdi buraya koyalım. Burayı 50 saniye ayarlayalım. Pirzolamızı da artık bitirmişizdir. Olmuş. Güzel olmuş. Şu tabağı kullanmayacağım. Biraz daha büyük bir tabak. Şu en büyük tabağı kullansak. Ama sanki çıkıntısı var gibi. Şu kenarda. Neyse, şu bir kalsın. Ya da bunu yani şu tabak mı acaba? Temel tabak. Neyse, bizim büyük tabak ne kadarmış? 5. Ha, o geri dönen tabak o mu?
Parasını mı veriyor? Anladım. Tamam. Siparişten sonra geri dönen tabak fiyatı yazıyordu. Ne olduğunu merak etmişim de anladım. Tabağa para veriyoruz sonuçta. O para, o tabağın parası geliyor. Sonra fiyatı içinde yani olmuş oluyor. 30 lira kazandık diyoruz ama değil aslında. Onun mesela 4 lirası tabak. Şu tabakla alalım. Durduralım. Ama tabak iyi ki tabak kırılmaz tabak yaptım. O açık kalsın ya, bir hava alsın orada. Aa bak, patatesler güzel oldu bu sefer. Canım patates çekti. Eksik bir şey yoktu değil mi ya sonradan? Lezzet? Pardon? Allah Allah. Şu geri dönen tabak. Yani 5 dolarlık tabak kullanıyoruz. Onu geri dönüyoruz. Tuz yetersiz mi? Hayır. Allah Allah. Pirzola eksik ürün mü? Bir şeyi kaçırdım. Neyi kaçırdığımı yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ben anlamadım neyi kaçırdığımı. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Somon ızgara. Uzun zamandır somon yapmıyoruz bak. İlk zamanlar sürekli yapıyorduk. Sıkılmıştık. Tabii neydi bu? Bu şeyle olan. Patatesli olan. Tamam, bu güzel. Şimdi ekleyeceğiz hızlıca. Tuz, karabiber. Sonra bunu şey yapacağız. Tamam. Tuz, karabiber. Bu basit ya. Bu seviyorum abi. Yormuyor. Bir tek ters çevirme sıkıntı. Bunu şöyle bir koyalım. Çorba yazıyor. Tamam. Şunu bir düzelt. Şöyle koyalım. Ne bereketli bir ayçiçek yağıymış ya. Ne oldu? Döküldü mü? Döküldü değil mi? Böyle ilginç bir tavamız var ya bizim. Oynuyor. Şimdi bunu tuz koyacağız. Bunu deneyecektik zaten. On sekiz, 19, 20. 20 koydum. Yo, 20 koydum. Öyle yanlış yazmış. 20 koydum. O patates alacağız. Bir an devrildi sandım da. Ben tavayı devirdi sandım. Su miktarı aynı değil mi? Tamam. Bunu son durumda hemen kapatalım. Süperim. O domuza bir şey var ya. O domuz yemeyin. Domuz yemeyin arkadaşlar. Domuza bir şey var ya. Fırında alabalık. Hemen fırında alabalık yapalım.
Şunlar zaten. Oyun birazcık şey yapmaya başladı bugün gene. Geçen diyor yapmıştı. Yok. Tamam, bunu alalım buraya koyalım, buraya koyalım. Ya bak, o şeyimiz yanacak ha. Şey olmaz. Dur şunu bir durdurayım. Buna durumda. Buna da az kalmış. Bunu hemen 1,5 dakika ayarlayalım. Şöyle. Sen başla. Bu yeter. Şöyle bir tabak alalım. Şunu al. Bunu al. Lan! Bunu al. Anneni annem yapıyor. Neyse ki kaybolmadı. Çok iyi ya. Buna şey ekleyeceğiz. Maydanoz yaprağı. Ha pardon, buna maydanoz yaprağı eklemeyeceğiz. Bu neydi ya? Şu muydu? Yapıştır 5 puanı. İşte bu. İşte bu. Yere düşmüş patatese 5 puan veriyor. Bakın. Yere düşürün ya. Yere düşürün. Çünkü onun böyle tadını alıyor. Anlatabiliyor muyum? Onun tadını alıyor. Ne diyor? Ayçiçeği çok mu fazla? Değil halbuki ama. Pişirme hataları. Aa, senin ağzın tadı bozulmuş. Biz bunu ne yaptık? Ne yapacağız? Limon. Şu lentosu 4 parçaya böleceğiz gene. Ne yaptık öyle ya? Oldu oldu oldu, güzel oldu. Tabağa koyabiliriz. Dur dur, sakin ol. Sakin ol, tamam. Buradayım. Esansı eksik mi? Nasıl 4'ten 6'ya atladı? O da çok ilginç bir bug oldu. Neyse. Çok hızlıca iki tarifi arka arkaya yetiştirebildik. Lezzeti biraz düşük verdi. Bayır turbunu yapmayacak mı? Yani limondan bu puanı kesmesi bari. Bence gayet güzel yaptık ya. Bir tane daha geldi. Ne bu? Somon ızgara. Somon ızgara. Tuz, karabiber. 5-5. Bayez turpu da koysak mı ya? Ya değişik şeyler denemek istiyorum. Bu tarihten sonra yeni bir şeyler öğrenelim. Bir puanımız da var artık. Diğerlerini de alabiliriz.
Bunu da böyle koyalım. Bu şey alabalığın şeyi. Bunu alalım. Gidiyoruz. O. Bunu da yapacağım ya. Merak ettim nasıl olacak. Değişik değişik şeyler deneyelim ya. Böyle değişik şeyler deneyelim. Bunu bir de patates yapacağız değil mi? Ben değişik şeyler deneyeceğim ya bu sefer. Bakalım ne puan verecek. Deneyelim ya, deneyelim. Yani denemeden öğrenemeyiz, bilemeyiz. Yeni su koymayacağım. Böyle deneyeceğim. Bunu da aç. Ha yağ fazla olmuş dedi. Bu muydu? 1 miligram. Onun ağız tadını nasıl onu anladı acaba? Ya kimse çorba istemiyor. Hazırda çorbamız var ya. Bak burada 600, burada 2 tencere, şey 2 yemeklik. Burada da 2 yemek neredeyse. Bunu bir kapatalım. Bunu bir alalım. Daha önce dediğim gibi buraya koyalım. Burada da bunu alalım. Şöyle. Aa, olmuştu ya demin değil mi? Yes. Olmuş şeyi çevirdi değil mi? Olsun, olsun. Denemeler, yanılmalar. Şimdi oldu. Neyse bol bol antrenman yapalım. Çünkü elimiz alışsın. Birazdan çift çift gelecek yemekler. Ya bir şey diyeceğim. Şimdi patatesler de olacak da ne bileyim dışarıda bir yerde yediğimiz zaman hani lokantada değil de hani böyle bazı mekanlarda yani sürekli değiştirmeleri gereken o yağları değiştirmemiş olduklarını hani duyuyoruz, biliyoruz ama sonuçta kanıtlayamıyoruz, yiyoruz. Bazı fast food zincirleri mesela belki de bir ay aynı yağı kullanıyor o patates kızartmasında. Biz de kullanıyoruz. Yani şu an burada kullanıyoruz. Hani belki olur yani yemek. Belki daha lezzetli olur. Niye her defasında yağ değiştirelim ki? Şurada ne yazıyor? Yanmış yemek servis etmek kötü diyor. Bunu da alalım. Buraya ekstra bir şey koyuyor muyduk ya limon limon bir şey? Patates, su, o kadar. Tamam buna şey maydanoz falan koymuyoruz. Bunu böyle koyalım. Çok merak ediyorum kaç puan alacağız bu kanser eden yağlarla. Diyorum işte daha lezzetli. Çünkü ağızda da alışmış bir kere insanların. Böyle yanık yağla, çirkin yağla yemek yemeye. Tuzu yetersiz. Pişirme hatalı. Hiç problem değil. Ben paramı aldım mı aldım. Puanımı aldım mı aldım. Tamam başka sipariş almayacakmış. Aga ben bu yağı dökmeyeceğim ya. Ya da dökeyim şunu. 10 miligramlık yaparız. Yarın 10 miligramlıktan yaparız. Tamam. Şu kalsın. Tuz eksik mi dedi demin? Eksik dedi değil mi?
Tamam. Bir daha deneyeceğiz bakalım. Ben zaten patates isteyeyim. Aga, patates isteyeyim. Bugün de bitirdik. Ama şey yapalım. Ben tarif istiyorum. Yeni tarifler. Şimdi meziyet değil de, yetenekli değil de tarif. Tarif istiyorum. Olmayanlar. Kolay olsun. Çorba olsun. Ördek çorbası. Ördek. Bu arada benim resmimi de koymuş. Bu benim. Aa, gençken çekilmiş. Ne kadar oluyor? 5 yıl önceki resmi ya. 5 yıl önceydi. Öyleydi. Baksana saçlar da beyazdı. Şimdi tekrar devam edelim. Bu ne? Alman patates salatası. Bunu merak ettim ama 2 puan diyor. Tamam. 1 puana. Ya onu seçemiyor muyuz? Şey yapamıyor muyuz? Yapamıyoruz galiba. Bu ne? Ördek çorbası. Şunu ben merak ettim. Ördek çorbasını al. Tamam. Sonra bu ne? Patates kızartmalı biftek. Bak, patates kızartması diyor. Ama neyse tamam, onu da alalım. Biraz bizi zorlayacağız, zorlayacak galiba. Kızarmış karides. Onu da yapalım. Çünkü yeni şeyleri öğrenelim ki aynı şeyleri tekrarlamayalım. Mesela kuşkonmazlı şey, bunu da alalım. Bu ne? Izgara ton balığı. Bunu da al. Bu neydi? Alamadık ama. Bitti mi? Şimdi bunların hepsi 2 ve 3 mü? Ya ne istiyorum biliyor musunuz? Hani yeni yeni şeyler. Bunu almıştık zaten. Niye 4 istiyor ki bu sefer? Al. Hatta var şu an tarifler yapabilirim. Meziyet görüntüleyicisi. Tamam çok güzel. Şimdi boşver. Yetenekleri sıfırlamayalım. Aa, yeni şeye geçebiliyor muyuz? Vay vay vay. Ha, şey miymiş? Ha, sadece yer kralları değişiyor. Ha, yer mi zaten bu? Fayans. Vay. Çağdaş falan bunlara bakamıyor muyuz? Ama bu çok tatlıymış. Yeşil zeytin örtülü. Ay şey, zeytin yeşili. Okumayı da unuttum, tamam. Yok böyle, bu çok çirkin bir şey ya. Korku ne ya? Üst duvar. Düzenli. Takip edeyim şey. Otel. Niye korku? Manyak mıyız biz? Psikopat mıyız ya? Etkinlikler. Ne etkinliği? Tuğlalar. Düzenli. Valla bunları bir ara yaparız ya. Para verip. Acaba ekstra puan veriyor mu? Neyse şimdilik bundan çıkalım. Biraz para kazandıktan sonra yaparız bunları da. Aa, yine başarılar kazandık. Günü bitirdik bu arada. Günü bitirdik. Hızlıca geçelim şurayı. Temizleyecek bir şey yok. 7. günde bitirdik böylece. Dostlar harcama 43 yemek gelir. Yani artık kazanmaya başladık. Bahşişler de geliyor. Güzel de para kazanıyoruz. İyi de yemek yaptığımızı düşünüyorum. Bayağı da tasarrufluyuz. Özellikle yağ konusunda. Eski yemekleri tekrar pişirip verme konusunda tecrübe kazandık. Bakalım bir gün sonra nasıl olacak? Bu arada teftişe de gelmiyorlar artık. Yarım teftişe gelsinler 8. günde. Yani bir haftadır bu mutfaktayız. Tek başıma. İyi götürüyoruz. Yeni tarifler de öğrendik. Bir sonraki video gerçekten daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. Çünkü yeni tarifler öğrendik. 3 tane veriyor mesela. Bugün 3 tane yemek yaptık. Yarın mesela 4 tane yemek yapsak, bu 4'ünün en azından 3 tanesi yeni tarif olsa, mükemmel bir video olacağını düşünüyorum. Yeni tarifler bile yetiştirmeye çalışalım. Eskileri artık sıkıldık yapa yapa, ezberledik. O yüzden şu yeteneği de seçelim. Sonra bir mola verelim. Nasıl bir şey yapsak? Şu süre uzatma konusuna ben takığım. Onu yaptım. Bir de şu, ha, tamam, puan bitti. Tamam. O zaman şöyle, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir.
yorumlarda hani sormak istediğin sorular varsa ya da bana tavsiye verebileceğiniz şeyler varsa yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.